Demek bu şehirde çok fazla çocuk yaşıyor. Bütün çocukları kandırıp onları tuzağa çekeceğim. Göreceksiniz siz, göreceksiniz. Karadır kaşların ferman yazılı. Ya Gaffur abi, Allah aşkına bu adam hangi şarkıyı söylüyor? Bari düzgün bir şarkı aç da dinleyelim. Bak fakir, boş boş konuşma. Dinleyeceksen dinle, yoksa senin var ya. Arkadaşlar hadi, balık tutmaya geldik. Anın tadını çıkarın hadi. Vallahi arkadaşlar, bugün çok güzel bir balık yakalayacağım ben. Allah Allah, fakire bak sen, ekmek almayı dahi bilmiyor, balık yakalayacakmış. Gaffur abi sen dalganı geç. Bak şimdi nasıl yakalıyorum balık, gör. Canım benim, inandım inşallah. Ya arkadaşlar, gerçekten size küstüm. Niye biliyor musunuz? Çünkü videoyu izliyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Hadi bakalım şimdi videoyu beğenin. Bir de Bebek Sürat kanalına abone olun. Bir de yorumlara beni mi daha çok seviyorsunuz yoksa bebek askeri mi, onu da yazın. Hepsine kalp atacağım. Hadi görüşürüz, bay bay. Arkadaşlar galiba şu anda oltaya bir balık geldi. Harbi mi fakir? Tutsana hadi, çabuk ol. Arkadaşlar beni şu anda çok fazla zorluyor. Yardım edin. Lan bu ne böyle? Lan fakir dikkatli ol lan. Bu köpek balığına benziyor. Arkadaşlar gücüm tükeniyor ya. Galiba denize düşeceğim. Allah. Gaffur abi, fakir gitti ya. Ne yapacağız valla, hiç bilmiyorum. Arkadaşlar yardım edin. Lan fakir bak, beni duyuyor musun? Sana bir taktik vereceğim. Duyuyorum Gaffur abi, duyuyorum. Hemen söyle, yoksa köpek balığı beni çiğ çiğ yiyecek. Canım benim, bu şimdi köpek balığı olduğu için buna köpek gibi davranacaksın. Gel kuçu kuçu, gel kuçu kuçu diyeceğim buna. Hadi. Allah'ım inşallah işe yarar ya. Gel kuçu kuçu, gel buraya, gel. Hav 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 hav. Oha lan, gözlerime inanamıyorum. Köpek balığı köpek oldu. Tamam köpekcik, tamam, sakin ol. Artık sen köpek balığı değilsin, köpeksin. Çekin beni yukarı, hadi ya, çekin. Gel canım benim, gel. Şöyle kaldırdık mı tamamdır. Vallahi Gaffur abi, Allah senden bin defa razı olsun ya. Az kalsın köpek balığına yem oluyordum. Ne demek fakir, ben senin Gaffur abinim. Balık tutamadıysak balık yemeyeceğiz anlamına gelmiyor. Gidelim de balık yiyelim. Arkadaşlar Recep bakkala çok güzel bir oyuncak gelmiş. Hemen onu almamız lazım. Ya Ayda abi, oyuncağı nasıl alacağız ki? Hiçbir fikrim yok benim. Zeynep sen hiç merak etme. Bebek askerle gidip oyuncağı alacağız. Hayır oğlum, bana ne ya? Oyuncağı ben almam. Yorumlara kim alacağını yazsınlar. Bebek asker ama... Arkadaşlar Recep bakkaldan oyuncağı benim almamı istiyorsanız yorumlara bebek asker seni çok seviyorum yazın. Eğer Arda'nın almasını da istiyorsanız videoyu beğenin, tamam mı? Ya arkadaşlar siz kafayı mı yediniz? Ne böyle boş boş bekliyor ya? Oyuncağı kim alacaksa alsın artık. Vallahi çok sıkıldım bu duyumdan. Ya Ayça, burada senin için bir şeyler yapıyoruz dediğin olaya bak ya. Ha? Arkadaşlar bir şey gördüm ya. Orada yürüyen el mi var? Ya Ayda, kafayı mı yedin? Ne yürüyen eli? Yürüyen el olur mu hiç? Ya arkadaşlar vallahi diyorum, gördüm. Koşun koşun. Ya Arda bak, bizi kandırıyorsan veya korkutuyorsan külahları değişiriz ona göre. Ya oğlum yemin edeyim, yalan söylemiyorum. Baksanıza önümüzde şu anda yürüyen bir el var. Oha be, gerçekten doğruyu söylüyor. Bu ne böyle? Ay, ne kadar pis. Yemin ediyorum gördüklerime inanamıyorum ya. Vallahi arkadaşlar gelin bu yürüyen eli takip edelim ya. Nereye gidecek, gerçekten çok merak ediyorum. Ayda tamam, takip edelim etmesini ama nereye gidiyor ki? Arkadaşlar inşallah başımıza kötü bir şey gelmez ya. Vallahi korkmaya başladım. Nerede bu mafyalar? Nerede ya? Of! Arkadaşlar şu anda sizin yardımınıza çok ama çok ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin. Bebek Surat şehrinde yaşayan bir kadını mafyalar kaçırdı. Uzağı tam göremediğim için hangi yoldan gitsem bilemiyorum. Lütfen bana yardım edin. Bu yoldan mı gitsem kadını kurtarırım? Yoksa bu yoldan gitsem mi kadını kurtarırım? Lütfen yorumlara yazın, tamam mı? Birinci yoldan mı gideyim yoksa ikinci yoldan mı? Hadi bekliyorum. Kerem komiser, lütfen buradayım. Kes sesi.
seni, kes. Kerem komiser kurtaramayacak seni. Abi bir şey söyleyeceğim. Kerem komiser bize doğru geliyor. Geleceği varsa göreceği de var. Gelsin bakalım. Lütfen bana bir şey yapmayın. Ha, bir kadın sesi duydum. Galiba bu yoldalar. Ulan şimdi siz görürsünüz. Emrini bekliyorum abi. Kafasından vuracağım. Ha, şöyle mermilerden de kaçtım mı? Gelin lan buraya, gelin. Abi çok hızlı hareket ediyor Kerem komiser. Vuramıyorum. Gelin lan buraya. Al sana. Sen de al. Öl lan, ölü. Kerem komiser, çok teşekkür ederim. Beni kurtardığın için sana minnettarım. Ne demek efendim? Benim adım Kerem komiser. Polis olduğum için zor durumda olan insanların hepsini kurtarmakla görevliyim. Hadi motosiklete binelim ve seni ailene kavuşturalım. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Ya oğlum, bunu takip ediyoruz da bu yürüyen el neye gidiyor ya? Of, çok yoyuydum. Ayda kardeşim, bu yola kadar geldik. Bir takip edelim. Bizi neye götürüyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Harbi ya, gerçekten şehirden de çok uzaklaştık. İnşallah başımıza bir şey gelmez arkadaşlar. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Yürüyen ev galiba bizi bu koskocaman şatoya getirdi. Ay, gidelim gidelim arkadaşlar. Belki içeride çok güzel yemekler ve oyuncaklar vardı ya. Şu yaya baksanıza. Canım arkadaşım, bize misafirler mi getirdin? Hoş geldiler, safa getirdiler. Aa, bir şey söyleyeceğim mi? Sen o filmdeki kız değil misin? Evet arkadaşlar, filmdeki kızım. Benim adım Witness'tir. Oha, şu anda gözlerime inanamıyorum ya. Sen bizim şehrimizde mi yaşıyordun? Aslında sadece ben yaşamıyorum. Şu anda buraya sizi getiren yürüyen elle birlikte bu evde yaşıyoruz. Oha ya, vallahi Recep Bakkal'dan oyuncak alacaktık. Ha, ne yaya geldi. Arkadaşlar bu kadar korkmayın. İsterseniz evime misafir gelin. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Gerçekten evi çok ama çok büyük. İçeri girsek mi? Neler vardır neler içeride. Kusura bakma, biz tanımadığımız insanların evine girmiyoruz. O yüzden ayağımızda konuşmamız lazım. Gelin arkadaşlar, gelin. Tabi arkadaşlar, siz ne isterseniz olsun. Bir eve girin de size gününüzü göstereyim. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bence girelim. Yani bir şey olmaz. Baksanıza, çok düzgün birisine benziyor. Aynen, ben de Bebek Asya'yı abiyle aynı fikirdeyim. Girelim bence. Ayça kardeşim, sen ne düşünüyorsun ya? İçeriye gireyim mi? Arkadaşlar, bütün kötülükler tanımadığımız insanların yüzünden geldi. Bence girmeyelim. Gidelim şehre doğru. Arkadaşlar bakın, yağmur da yağmaya başladı. Hadi girelim içeri. Harbiden arkadaşlar ya, baksanıza şemsiyeyi çıkardı. Yağmur yağıyor, ıslanmayalım, içeri girelim. Tamam o zaman arkadaşlar, gireyim içeri, yapacak bir şey yok. Gelin arkadaşlar, gelin, hoş geldiniz evime. Hoş bulduk, valla hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi size öyle şeyler yapacağım ki aklınızı başınızdan alacağım. Vay, gerçekten de evin çok güzelmiş ya. Şu sofraya bakın arkadaşlar. Pes pembe bir evim var ya. Gerçekten çok güzel bir evmiş. Vallahi iyi ki de senin evine gelmişiz ya. Şu sofradaki bütün yemekler bize mi ait yoksa? Evet arkadaşlar, hepsini sizin için hazırladım. Aç değil misiniz yoksa? Vallahi şu anda sofrayı gördüm. Bir karnım çok acıktı ya. Açız tabii, değil mi? Vallahi aynen, ben de çok acıktım ya. Vallahi o zaman hemen sofraya oturalım ya. Şunları yememek için kendimi zor tutuyorum. Arda baksana kardeşim, çok fazla yemek var. Aynen kardeşim, vallahi çok acıktım ben de ya. Ay, şu hamburgerlere bak ya, çok güzel. Şu pastalar daha güzel Ayça. Yiyin arkadaşlar, yiyin. Sakın çekinmeyin, hepsi sizin için. Şimdi size öyle şeyler yapacağım ki aklınızı başınızdan alacağım. Yiyin yiyin, afiyet olsun. Vallahi her şey çok güzel ya. Sen neden sofraya oturup yemek yemiyorsun? Aynen, bunları hep birlikte yiyelim. Gel istersen sofraya. Siz yiyin arkadaşlar, ben başka bir şey yiyeceğim. Şöyle kapıyı kapatayım. Ha,
şöyle kapattık mı tamamdır. Sizi yiyeceğim. Ya sen neden böyle yapıyorsun ki? Niye böyle kapıyı kilitledin? Korkutma bizi lütfen. Her şey bir plandı arkadaşlar. Sizi tuzağa düşürmek için bir plandı. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi ya? Of, kurtulamayacağız galiba. Korkmayın arkadaşlar, korkmayın. Gelin buraya. Şimdi sizden çok büyük bir şekilde intikamımı alacağım. Allah yardım edin lütfen. İmdat, kurtarın bizi bu yaya tutsan. Lütfen bize bir şey yapma. Hayır.